haftaki iki veya daha fazla aksı araçlarda yönlendirmeyi biraz inceleyelim. İki veya daha fazla akslarda yönlendirme. İki veya daha fazla aksı araçlarda yönlendirme. Şimdi iki tane daha fazla aks varsa, daha fazla aks varsa kaymadan dönme şartının sağlanabilmesi için yani biri hariç tüm aksamda yönlendirme yapmamız lazım. Yani biri hariç göstereceğim çizerek biri hariç tüm akslarda yönlendirme yapılması gerekebilir. Burada bir de genel bir cümle de yazabiliriz. En genel durumda en aksı taşıtta sadece bir tane yönlendirmesi aks varsa bu durumda en eksi bir tane geometrik yönlendirme şartı vardır diye bir şart da yazabiliriz. Bunu çizdikten sonra yazalım. Mesela 3 tane aksı bir taşıt olsun. 3 aksı bir taşıt. Birinci aksı olsun. İkinci aksı olsun. Şu aşağı doğru da İkinci aksı olsun. 3 tane aks varsa arka aks sabit olması durumunda biraz daha şöyle çizelim. Şimdi yönlendirmenin bu şekilde sola dönüş senaryosunda bu şekilde sola dönüş senaryosunda biri hariç diğer akslardan yapılması lazım. Yine burada dönme ekseni kabaca şöyle çizecek olursak buraya ve şuraya ne yapmış olması gerekiyor? Dönme merkezinde birleşmesi lazım. Bu şekilde de buradaki tekerlek dönüş açılarında yazacak olursak burada bu şekilde işte burası delta 1 delta 2 delta 3 de şuraya desek delta 3 buraya da delta 4 desek şuraya da ağırlık merkezi desek, aracın ağırlık merkezi. Aks mesafeleri de nasıl isimlendiriliyor tabi. Mesela ağırlık merkezinden şu yakın aksi olan mesafe A2, üst aksi olan mesafe A1. Buradan da arka aksa sabit aksi olan mesafe A3 şeklinde genelde isimlendiririz. Yine nasıldı? Şurası R1 mesafesiydi. Ve ağırlık merkezine olan mesafe de neydi? R isimli isimlendiriyorduk. Genelde isimlendirmeyi ve taşıtın iz genişliği de neydi? W ile isimlendirilebilir. Böyle bir durumda eğer kaymadan salınabilmesi için bu şekilde yönlendirme yapmamız lazım. Bu yönlendirme yaptığımız zaman iki tane bağımsız biz Ackermann şartını yazabiliriz. Bağımsız birbirinden 2 Ackermann, iki tane Ackermann şartı yazılabilir. İki tane Ackermann geometrik şartını biz yazabiliriz. Burada
Tabii uzun uzun yazmayacağız. Sadece ben daha önceki haftalarda çok çıkarttım. Onun için kotanjant delta 2 eksi kotanjant delta 1, yani dış eksi iç yukarısı için yazıyorum. İlk aks için. Neyle eşittir? W bölü L. L burada ne oluyor? Yukarıdaki aks için A1 artı A3 oluyor. Ağırlık merkezinden itibaren A1 artı A3 olacak. Yani L artık şurası olacak. Onun için A1 artı A3. İkinci de aks için yazacak olursam kotanjant delta 3 eksi kotanjant delta 4 eşittir W A2 eksi aman artı A3 olacak. Neden? Bu sefer bunun için L ne oldu? Mesafe oldu. A2 artı 3. Bu şekilde iki tane bağımsız yazabiliriz. Böyle bir yönlendirmede. Burada en genel durumda n tane aks varsa, n tane aks var ise taşıtta, n tane aks var ise sadece bir tane yönlendirmesi, yani sabit aksı varsa, bu durumda n eksi bir tane geometrik yönlendirme şartı var durumda. N eksi bir tane geometrik yönlendirme şartı yazılabilir. Yönlendirme şartı yazılabilir. Yazılabilir. Ne demek yani? Burada mesela 3 tane aks var. 3 aksı var. 3 eksi 1 eşittir. 2 tane bağımsız yönlendirme şartı yazabiliyoruz bu durumda. Tabii genelde bu araçlarda ön tarafta yönlendirme için mekanizmalar kurulması gerekirken ayrı ayrı bunlar maliyetli oluyor. Kara taşıtlarını bu şekilde zaten görmemekteyiz genelde. Daha çok askeri taşıtlar, arazi taşıtları, yani özel amaç taşıtlar da bunlar mevcut. Biz daha çok bu 3 aksı taşıtları nerede görmekteyiz? Aksın arkasında kamyonlarda görmekteyiz. Şimdi kamyonlar durumuna bakacak olursak bu şekilde daha genellerde ona bir bakalım. Bir çekelim. Bu durumda nasıl yazabiliyoruz? Ona bakalım. Böyle cetveli kullanmadan çizmeye çalışayım, olmadı. Bir daha. Şimdi 3 aks varsa, 3 aks varsa yine 3 akslı. Fakat yönlendirme tek taraftansa. Yönlendirme tek akstan olursa, tek aks üzerinden gerçekleşirse ne olacak? Peki ise onu inceleyelim. Bu şekilde. Şimdi bir tane şey çizeyim ya. Böyle kamyon benzeri bir taşıt tabii. Böyle çizeyim. Ya beraber. Aşağı doğru şurada alayım. Bu şekilde bir tane çizeyim. Daha sonra eşit akslardan oluşan 3 tane çizmiş olalım. Şöyle 1, 2, 3 olsun. Şöyle 1, 2, 3 olsun. Tamam. Aynı şekilde. Bu tek aksı. Şimdi diğer iki aksı şöyle. Şurada. Şurada. Yukarıdan yakın olması gerekiyor. Aksların birbirine. Şimdi demek istediğimiz şu. Şuraya biraz silelim. Şimdi normalde tekerleklerimizi çizelim yine sola yönlendirme durumunda.
Tek aksı yönlendirmede az önce dış tekerlek daha az önce tekerlekten. Yine açılarımızı yazacak olursak bu şekilde. Ne yazıyorduk buraya? Delta O dış için, iç içinde delta I, yani outer inner İngilizce'de o şekilde kalmış. Haftalarda da böyle yapmıştık. Şurayı da ne diyoruz? W diyoruz. Diz genişliği. Aracın ağırlık merkezi de şurada bir yerde olsun. Şey diyelim. Bunlar da sabit akslar olsun aşağıdaki. Sabit aksa. Şimdi normalde burada bu şekilde kaymadan dönme şartı sağlanamıyor normalde. Burada kaymadan dönme şartı sağlanamıyor. Bu durumda kinematik uzunluk veya lastik izleri arası mesafe belirsiz. Hakem şartını tanımlamak imkansız bu durumda. Yani burada şöyle yapacak olursak bir daha dönme merkezini burada dönme merkezi olarak da şuradan plastik arasından bir merkez demi alalım. Şöyle. Şey çizdik ama. Son derece olmayacak. Dar çizdik. Bir şey alalım, makyaj göstermek. Şimdi şuraya da burada mavi ile çizeyim. Şimdi burası R. Aracın ağırlık merkezine olan uzaklığı. Daha sonra şimdi şu dış olan açısı neydi? Delta i olarak isimlendiriyorduk şöyle. Delta i. Dışı olan açı neydi? Delta sıfırdı. Burada. Burası o dönme merkezi. Diyelim. Aracın şey etrafında. Burada tabii aks arka ve aks arasında bir dönme merkezi gerçekleştirecek araç dönme yaparken. Burada da L mesafesi de aynı şekilde bir arka aksı uzatırsak şimdi yazacak olursak burası da ağırlık merkezi diyelim. Burası A1. Burası A2. Arka aksında C'den uzaklığında şuraya da biz A3 yazacak olursak. A3 yazacak olursak. Bir de buradaki L mesafesi şuradaki O'nun şöyle yapalım onu da taraftan. Uzatalım. Buraya da L ismini verelim. Dönme çizgisi burada. Şimdi normalde bu akslar biraz daha ortaya yakın olsaydı, C ağırlık merkezine doğru olsaydı, burada dönüş esnasında belli bir hakem şartını tanımlamak imkansız olur ve dönüşlerde ve tekerlekler aşırı şekilde aşınır ve bu kombinasyon pek tavsiye edilmiyor. Ama kamyonlarda dışarıda gördüğünüz ağır tonajlı araçlar diyelim, ön akslarla yönlendirme yapılır. Arka akslarda 2 veya 3 dingil olur.
Neden? Yükü daha iyi taşımak için, yükü daha iyi bölmek için, dengelemek için yüklü taşıtlarda. Şimdi o zaman da ağırlık merkezi aracın biraz daha aşağı doğru ve arka akslarla yönlendirme aksları arasında mesafe uzun olmakta. Bu durumda ise bir kabulleri altında geometrik bir Ackermann şartı yapılabilir. O kabulde iki aks arasından birbirine yakın aks arasından bir dönme merkezinin uzantısının geçtiğini kabul edersek bu sefer bir Ackermann şartı yazabiliriz. Normalde bu akslar merkeze yakın olsaydı bu şekilde bir Ackermann şartı yazamazdık ama bu şekilde akslar yönlendirmenin tekerleğinden uzun olduğu zaman bir tane Ackermann şartı kabulleri altında yazılabilir. Şimdi bunu inceleyelim. Nasıl yazılabiliriz? Bir de şunu yapacağız. Şu da bir parametre olarak burada karşımıza çıkacak. Önemli bir parametre. Şuradan ön aksın yönlendirme, şöyle bir daha kaleme alalım. Burası da artık yeni bir burada kazanacak. Ön aksın yönlendirme yarıçapı. Biz buna da RF ismini vereceğiz. RF dediğimiz F'den front, yani ön tarafı kasıtlı. RF olarak isimlendireceğiz. Şimdi dediğimiz gibi akslar öne yakın olsaydı burada kaymadan dönmeyi sağlayamazdık. Fakat bu şekilde kamyonlarda olduğu gibi, ağır tonaj yüklerde olduğu gibi bunu da yazalım şuraya. Yıldızla. Nasıl yazalım? Arkadaki yani akslar şekildeki gibi birbirine yakın olursa diyelim mesela buradaki gibi. Şekildeki gibi birbirine yakın olursa hangi akslar? Arkadaki yönlendirmesiz akslar, yani kamyon gibi. Kamyon gibi. Düşük hızlarda bir Ackermann şartı yazmamız mümkün olabiliyor. Şöyle yapalım. Düşük hızlarda olursa düşük hızlarda yaklaşık bir çıkarım yapmamız mümkün olur. Yaklaşık bir kinematik çıkarım yapabiliriz. Kinematik çıkarım yapabiliriz diye de. Yapabiliriz. Neden? Çünkü eğer bunu yapamasaydık, Ackermann şartı gibi bir analiz yapılmasaydı, kamyon tekerleği sürekli aşınırdı. Bu da maliyet getirdi. O yüzden basit bir analiz yapılabiliyor. Şu çizdiğimiz arka akslardan kasıt şunlar. Buraya orta çizgi ismini vereceğiz. Orta çizgi arka aksın ortasından dönme merkezine çekilen çizgi. Buraya orta çizgi ismini verelim. Orta çizgi burada. Şimdi burada aracın kinematik uzunluğu L, yani orta çizgiden şöyle bir kere orta çizginin tanımını da yazmış olalım şuraya. Orta çizgi ne olduğunu yazalım. Orta çizgi böyle ne yazalım? Arka aksın ortasından O'ya çizilen çizgi diyelim. Arka aksların ortasından O'ya çizilen çizgi ismini verelim. Burada L kinematik aracın kinematik uzunluğu olarak genelde ifade ediyoruz biz. Şimdi burada da çünkü direkt hani arka akstan biz çiziyoruz. L mesafesinin toplam ön aksı. Ama burada arka aksın ortasından çizdiğimiz bir misal olacak. Onun için buradan aracın kinematik uzunluğu
isimlendiriyoruz. Kinematik uzunluğu L'yi. Kinematik uzunluğu ise ön aks ile orta çizgi arasındaki mesafeyi ifade edecek. Ön aks ile orta çizgi arasındaki mesafeyi ifade edecek. Orta çizgi arasındaki mesafeyi ifade edecek. Mesafe diyelim. Böyle bir durumda biz bildiğimiz bağıntıları yazarak bakalım bu RF ile R'nin kinematik bağıntısını nasıl bir temelde yazabiliriz. Onu aynı şekilde bizim bildiğimiz normal kotanjant delta 0 eksi delta kotanjant neydi bizim Akerman bağıntımız? Sola dönüş şartı için tabi burada kotanjant delta i nasıl yazabiliyorduk eskiden? Eski örneklerim W ile L. Burada L neydi? Bizim arka aksın, yönlendirmesi aksın uzunluğuydu. Fakat burada biz L diye ifade edeceğimiz artık nedir? Şu orta aksın nasıl? Mesafesi değil mi? Orta aksa olan mesafe. Burada L'yi nasıl ifade ederiz? O önemli. L şuradan L eşittir. Ne dedik de kinematik uzunluk. Bakın burada nedir? A1 artı A2 var değil mi? A1 artı A2. Bir kere var. A1 artı A2. Artı bir de ne mesafesi var? Şu mesafe var değil mi? Şuradan şuraya olan mesafe. Hani şu mesafe. Bu mesafe ne? Orta aksın iki aksın ortasından çizdiğimizi saydık. A3 değil mi? Burada. A2 bölü 2. A3 eksi A2 desek burasını ifade eder. Burası da bölü 2 olur. Yani A3 eksi A2 bölü 2 ifade eder şu mesafe. Onun için burada L'de artı nedir? A3 eksi A2 bölü 2 ifade eder. Bu şekilde de aracın kinematik bağıntısını akslar arası ağırlık mesafesine olan ifadeden bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi biz bir de neyi biliyoruz? Önceki örneklerimizden de. Burada delta 0 neydi? Bu şekildeydi değil mi? Burada kotanjant delta 0 ne yapabiliyorduk? Aracın kinematik uzunluğu bölü neydi? R1 artı W bölü L. Yani şuraya kadar olan mesafe. Bunlara yazabiliyorduk değil mi? O zaman nasıl yazıyorduk? Kotanjant delta 0 eşittir neydi? R1 artı W2 böyle artı bölü L'ydi değil mi? Aynen. Burada da aynı şekilde delta i de buradan bakacak olursanız L pardon R1 artı karşı bölü komşu tanjant R1 eksi W bölü 2 bölü L değil mi? Buradan dikmeye çekeceğiz. Buradan da kotanjant delta i eşittir neydir? R1 eksi W bölü 2 bölü L. Bunları yazabiliyorduk. Aynı şekilde burada da R1'i çekecek olursanız buralarda nedir R çekecek olursan L çarpı kotanjant delta 0 eksi W bölü 2 burada da tam tersi R1 eşittir L kotanjant delta i artı W bölü 2 değil mi? Ve burada ön aksanın orta noktası RF ile aracın kütle merkezi R ile O noktası arasında bir dönüş yaptığını varsayalım. Şimdi burada bir de şunu yazabiliriz kinematik uzunluk olarak. Biz işte RF şuraya da bunu da nasıl yapayım? Kırmızı ile yazayım. Şu açı ise delta RF diyelim. Ön aksın
O noktası etrafında yaptığı dönüş. Şimdi burada tanjant delta RF yazarsak nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bak şurası RF. Tanjant nedir? Bu taraf nedir burası? Kinematik uzunluk değil mi? Buradan buraya L. Burası ne? R1. Bunu bir yazalım. Şurada yeni ifadelerimizi. Tanjant delta RF eşittir. Nedir? L bölü R. Evet, bunu yazdık. Şimdi yukarıdaki ifadeler normal bizim Ackermann şartlarında yazdığımız ifadelerdi. Şimdi buradaki özel durumlar için 3 aks mesafe için bir ifade çıkaracağız. Onun için yazıyoruz zaten. Aynı şekilde kosinüs delta RF nedir? Bakın bu sefer kosinüs. Kosinüs ne? Komşu bölü nedir? Hipotenüs. O zaman buradan baktığımız zaman R1 bölü RF de ne ifade eder arkadaşlar? Kosinüs ifade eder. Kosinüs delta RF ne ifade eder? Nasıldır? R1 bölü ve RF değil mi? R1 bölü RF'yi ifade eder. Evet. Şimdi biz buradan şu kosinüs ifadesinde RF'yi çekecek olursak RF eşittir. Nedir? R1 bölü değil mi? Aşağıda kosinüs kalır. Kosinüs delta RF değil mi? Şimdi buradaki delta RF'yi çekecek olursak nasıl yazabiliriz? R1 kosinüs burada var. Bir parantez açalım. Bakın burada nedir? Tanjant eksi 1 değil mi? A tanjant L1 bölü R1 olur. Yani tanjant eksi 1 L bölü burada ne ifade etmiş oluruz? Böyle R1. Evet. Bu da RF'yi de bu şekilde ifade etmiş oluruz. Şimdi bu niye bu şekilde yazdık? Şimdi şurada biraz çekeyim. Bunu yapacağız. Şimdi dönme yarıçapı arkadaşlar. Dönme yarıçapı. Nedir dönme yarıçapı? R. Değil mi? Burada. L. Burada da dönme yarıçapı aynı şekilde pardon şurası artı aks orta noktası R1 diyelim. Dönme yarıçapı L mesafesine çok büyükse yani R1 L mesafesinden arkadaşlar R1 L mesafesinden çok büyükse yani dönme yarıçapı dönme yarıçapı L mesafesine göre büyükse L mesafesine göre büyük ise bu mesafede ne demek istiyoruz yani R1 L'den büyükse şimdi dönme yarıçapı yani bu ne demek olur? Orta yani sabit akslarla yönlendirme yapılan akslar arasındaki mesafe çok büyük. Yani kamyonlarda olduğu gibi yani birbirine yakın değil. Bu 3 aks mesafesi birbirine yakın değil. 2 aks yönlendirme tekerinden çok daha uzakta olduğu zaman yani kamyonda ağır taşıtlı tonajlarda olduğu gibi. O zaman dönme yaparken arkadaşlar şunu yazabilmemiz mümkün bizim. Buradaki açılarda. Bu açıyı yazacak olursanız açı şimdi böyle büyük değil. Ufacık olacaktır. Yani ufacık demeyin. Ufak olacaktır yani açı. Açının ufak olması durumunda nedir? Açının kendisi tanjantına eşit kabul edilir. Matematikte ve bizim kabullerde olduğu gibi açının kendisi
kendisi tanjantına kabul edilir. Tanjantına eşit kabul edilir. Nasıl yani? Eşit kabul edilir. Eşit kabul edilir. Yani misal atıyorum 5 bölü 40 olsun mesela tanjantta mesela 40 metre R1 olsun dönme yarıçapı atıyorum şu attım 40 metre olsun de L de 5 metre olsun. Yani burada dönme yarıçapı şeyden bakın 8 kat daha büyük olsun. Burada açının tanjantı nedir? Baktığınız zaman açının tanjantını hesaplarsanız delta RF açının tanjantı nedir? Tanjant RF nedir? Pardon. Bir daha yazdım. Beş bölü 40 olacak. Değil mi? 5 bölü 40. 5 bölü 40 yaklaşık tanjant. 5 bölü 40 0,125'e tekabül edecek. Tanjant RF. Tanjant RF yaklaşık 0,125'e tekabül edecek. Eğer burada açının kendisi delta RF o ne ifade edecektir arkadaşlar? Tanjant delta RF. Tanjant delta RF'yi de hesaplarsanız eğer delta açıyı çekerseniz radyan cinsinden 0,124 olduğunu göreceksiniz. Açıyı çekerseniz. Tanjant eksi 1 vesaire. Yani 0,124 ile 0,125 birbirine eşit. Küçük açılarda tanjant açının kendisine eşit oluyor yani. Çok çok ufak açılarla biz bunu kabul edebiliyoruz. Bundan neye gidebiliriz arkadaşlar biz buradan? O zaman tanjantı kendisine eşit kabul ediyorsak şunu yazabiliriz. Tanjant delta RF eşit yaklaşık delta RF değil mi? Bunu yazabilmemiz mümkün. O zaman biz buradan bu ifadeden şuradaki R1 ifadesinden şurada da aşağı çekiyorum. İfadeden o zaman buradaki ifadeyi nasıl yazabiliriz RF ifadesini? R1 bölü kosinüs tanjant eksi 1 artık direkt kendisine eşit olabilir. L bölü R1 yazabileceğimiz anlamına geliyor. Kosinüs L bölü R1 yazabileceğimiz anlamına geliyor. Yaklaşık olarak da. Bu ağır tonajlı araçlar için bir dönüş ifadesi, Ackermann kinematik bağıntı ifadesini çıkartabiliriz. Benzer şekilde biz bunu burada biz RF için yaptık. Aynı şeyi R için de çıkartabiliriz. Ağırlık merkezi dönüşü için. O zaman da A3 ve A2 cinsinden yazabiliriz. Bunu uzun uzun çıkartmayacağım şu an. O zaman da arkadaşlar aynı şekilde benzer bağıntılardan şekilde eşit benzer bağıntılardan R1 bölü kosinüs L değil de A3 eksi A1 bölü 2 R1 olarak çıkartabilirsiniz. Bu şekilde de pardon çok şey yaptım. Çizemedim. Bu şekilde iki tane kinematik bağıntı çıkartmış oluyoruz. Ağır tonajlı araçlar için bu şekilde iki tane kinematik bağıntı yazabiliriz. Şimdi burada birkaç sonuç yazacak olursak ağır tonajlı araçlar için bunu yazabiliriz. Burada yani bir tane yaklaşık bir Ackermann kinematik şartı çıkartmış olduk. Bu sonucu da varabiliriz burada.
Ağır yük tonajlarının kamyonlarda işte lastiklerin aşınmamasını önlemek için ağır yük taşımadığında bu da yaklaşık bir sonuç, dikkat edersiniz. Nasıl görürsünüz kamyon ağır tonajlı araçlarda? Ağır tonajlı araçlarda, ağır tonajlı araçlarda eğer lastiklerin aşınmasını önlemek için lastikleri aşınmasını önlemek için ne yaparlar? Önlemek için. Önlemek için. Siz de görmüşsünüzdür. Ağır yük taşımadığında arkadaşlar bir dingili kaldırırlar. Hani yollarda dikkat edersiniz. Ağır nasıl diyelim? Ağır yük taşımadığı durumda. Ağır yük taşımadığı durumda ne yaparlar? Bir dingil kaldırılır. Bir dingil kaldırılır diyelim. Mesela yoldan bağımsız kesilir. Bir dingil kaldırılır. Kaldırıldığından kasıt yolla teması kesilir. İşte böyle durumda arkadaşlar kaldırılmamış dingil için yani yola temas eden diğer dingil için Ackermann şartı tanımlanabilir. İşte bu durumlarda arkadaşlar yolda görürsünüz. Neden yapıyorlar bunu? Lastiklerin daha az aşınmasını sağlamak için. Aksi halde ikisi de yere temas ettiği durumda mecbur ağır yük taşırken, tüm dingilleri kullanırken büyük dönüş açılarında büyük aşınma ile karşılaşıyor kamyonlar. Yani bu mecburiyetten dolayı oluyor. Çünkü demin çıkardık size geometrik şartını. Normalde iki dingide bir Ackermann şartı yazmak çok zor her bir dingin için. Hocam mecbur bir şekilde kayma tekerleklerde gerçekleşecek arka akslarda. Onun için aşınmalar mecburiyetten dolayı meydana gelecek. Ama işte aşınmayı önlemek için bir miktar ağır yük taşımadıkları durumunda bir dingili genelde ön dingildir bu arkanın bir yönü yukarı kaldırılır ki hafif yüklerde gerekmediği durumlarda lastik boşluğuna aşınmasın tarzında bir havaya kaldırma söz konusu olur. Evet, bu şekilde de ağır tonajlı araçlarda yönlendirme bahsini de değinmiş olduk.